Yani üstadın şahsına, çünkü yani iman hakikatlerine en büyük hizmet eden değil mi? Yani üstadımızın kendisi Risale-i Nurlar, ama zahiri işte demokratları hedef alıp değil mi? Yani onları da üstadımız ikaz ediyor değil mi Said abi, bilmiyorum. Sen bazen böyle şeyleri iyi biliyorsun. Bazen bizi zorluyorsun burayı şey yapalım diye, ama gerçi Risale-i Nur elhamdülillah her... Bak geçen böyle dikkatimi çekti. Bir kardeş yanaştı. Said Bey de oradaydı. Üsküdar'daydık. Abi dedi, o şeyde var ya Miraç'ta. Geçen gün Miraç'ta okuduk. Dedi hani o emanet, o nur, bir de o anahtar. Üçünü soruyor. Hani beraberinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a giderken emanet, nur, anahtar işte getirmiş şey, bu nedir diye. Sonra hakikaten daha evvel de ben duydum. Böyle meğerse bazı illerde böyle toplanıp mütalaa ediyorlarmış. Yani nedir bu diye böyle uzun uzun. Biz burada Allah kabul etsin Miraç'ta bitirdik Miraç Risalesini. Çok da feyizli oldu. Allah arasın bak, hafız kardeş de neydi söyle? Yasir. Yasir kardeş de güzel böyle okudu. Aşırlar şeyler. Neyse velhasıl. Yahu hakikaten Risale-i Nur'da bir özellik var. Bir hasiyet var öyle diyelim yani. Mesela bir meseleyi orada okuyorsun başta. Başta mesela bakıyorsun ya bu nedir diye. Ama sonra üstad hemen arkasındaki sayfada veya birkaç sayfa sonra veya başka bir eserde tamamen izah ediyor. Aslında biraz burada bize düşen Risale-i Nur'a vakıf olmak. Yani Risale-i Nur'u çok okumak. Risale-i Nur'u çok okuyunca hangi mesele nerede, ne var? Bak insan böyle şey yapıyor. Hatta orada Said Bey de bir soru sordu. Hemen benim aklıma bir yer geldi. Baktım Ahmet abi, Ahmet Aydın, hemen o da bir yer gösterdi. Hakikaten böyle açtı. Okuduk tam değil mi o manaya, en güzel cevap oldu. Şimdi biz kafadan ya üstad bunu demek istiyor, şunu demek istiyor. Orada karıştıracağız belki. Ama üstad zaten izah ediyor. O kardeşe dedi, kardeşim sonra biraz düşündük. Bak o miracın sonunda meyveler var. Var ya 5 tane meyve. İşte o meyve, o emaneti, o nuru, o anahtarı orada söylüyor üstad. İzah ediyor. Neyse o kardeş de memnun oldu yani. Bir şey olsun diye ben bunu anlattım. Yani Risale-i Nur da öyle. Rahmetli Sungur abi de hep şey yapardı ya mesela. Biri bir şey soruyor hemen getiriyor, açıyor oradan. Biliyorum Said abi, sen o hatırayı duymuş musun? Mühim olduğu için söyleyeyim. Şey gelmişti buraya, Allah rahmet etsin. Nazım Akkurt abi. Bu şeyden Ağrılı değil mi? Ağrılıydı. Antalya'da kalıyordu. Ha? Nurettin abi bilir ha. Yani herhalde Nusrat Hoca'ya da o vesile olmuş. Yani nurları o şey yapmış. Hatta anlatıyordu. Ben diyordu Halveti Tarikatı'nın şeyhiydim. Halveti Tarikatı. Halveti miydi? Veya Rufai miydi? Tam hatırlamıyorum. Neyse. Bir şeyhmiş diyor. Ha? Neyse. Bir zaman sonra diyor böyle. Ben bir müridimi sordum. Ya benim falan mürid görünmüyor. Nerede? Şeyhim Allah rahmet etsin. Kayalıktan düştü, vefat etti. Allah Allah. Ben böyle hayret ettim. Bir müddet geçti diyor. Yine başka bir müridim uzun zamandır görülmüyor. Ya falan müridim nerede ya şeyhim? İşte o falan şeyde suya girerken orada boğuldu. Allah Allah dedim ya. Birisi kayalıktan düşüyor. Biri şeyde boğuluyor. Benim haberim yok. Ben nasıl şeyhim dedim ya. Böyle şeyhlik olmaz. Ondan sonra neyse diyor. İşte ondan sonra aramış. Nurlar üstadı bulmuş. 2 defa üstadı ziyarete gitmiş. Ben diyor üstadı gittim üstada diyor. Ondan sonra abiler şey yaptı. Sungur abi diyor beni karşıladı. Ondan sonra diyor bizi tabii odalarına aldılar. Nurettin abi bilir inşallah dedi ki biraz böyle Bayram abiden anlatsın. Üstadın abilerin kaldığı oda var yani. Üstadımızın odası ayrı. Isparta'ya gidenler bilir. O zaman üstadımızın hizmetinde Zübeyir abi, Tahiri abi, Ceylan abi, Bayram abi, Sungur abi, Hüsnü abi değil mi? Bu 6 abimiz var yani. Ekseriyetle devamlı yani. Bazen vazife olarak birini bir yere gönderiyor üstadımız. Ondan sonra neyse Sungur abi dedim ki ben çok sorularım var. Çok sorular hazırladım. Onları üstada soracağım. Sungur abi dedi ne hazırladın? Ne sorular? Diyor. Ben böyle 20 kadar soru hazırlamıştım. Sordum diyor işte. Birinci sualim bu. Daha diyor üstadı görmemişim. Üstad odasında. Hemen diyor Sungur abi oradan bir kitap çıkardı. Nurlar orada. Hemen sorumun cevabını okudu oradan. Neyse ikinci soruyu sordum. Başka bir kitap aldı. Onu da oradan da okudu. Ona da cevap verdi. Üçüncü soruyu diyor sordum. Başka bir kitap aldı. Yine oradan cevap verdi. Böyle 20 soruya
Hepsine diyor kitaptan cevap verdi. Abi dedim, madem bunları biliyordun, sen niye bunları bana böyle şifahen izah etmedin de böyle kitapları çıkararak söyledin? Dedi, bir, bizim hiçbir ilmimiz olmadığına, bütün ilmimizin bu kitaplarda olduğuna, yani biz bütün öğrendiklerimizi bu kitaplardan öğrendik, Risale-i Nur'dan öğrendik. Bir, onu sana göstermek için. İkincisi, bir, evet, ilmimizin olmadığına, yani ilmimizi, ondan sonra ikincisi neydi ya, Allah'ım sana unuttum, aklımdan gitti, neyse. İkincisi de dedi, benim tarzı ifadem senin tarzı fehmine uygun gelmeyebilir. Ama Risale-i Nur'un tarzı ifadesi her fehme uygundur. İkincisi bu. Üçüncüsü de senin sorduğun bütün suallerin Risale-i Nur'da cevabı olduğunu göstermek için. Bu üç şeyi söyledi. Hakikaten böyle, o da böyle hayretle ifade ederdi. Tabii sonra üstadımızı ziyaret etmiş, daha sonra bir daha ziyaret etmiş falan böyle. Yani o aklıma geldi. Yani bütün sorduğumuz suallerin cevabı Risale-i Nur'da mevcut olduğunu. Bir de bizim tarzı ifademiz, hakikaten bazen biz anlatmaya çalışıyoruz, bakıyoruz olmuyor. Ama üstadımız en güzel şekilde onu izah etmiş. Dolayısıyla bir sual olduğu zaman, bir şey olduğu zaman, yani onu acaba üstadımız bunu Risale-i Nur'un neresinde anlatmış, onu bilip, onu arayıp bulup, onu oradan okumak yani. O çok daha istifadeli oluyor. Bilmiyorum, ne dersin bu hususa? Şeyi tut abi, mikrofonu. Mikrofonu tutabilir misin abi? Buyurun. Doğrudur efendim. Demin bir şey daha söyledin. Mühim bir... Bir alim olarak tasdik ediyorum. Şimdi mühim bir alim sıfatına Allah razı olsun şey vermiş ona. Hüsnü Bayram abi. Siz Mekke'de mi okudunuz, Medine'de mi? Mekke-i Mükerreme. Mekke-i Mükerreme'de okuduğu için şeyi hangi üniversiteyi? Ummul Kura Üniversitesi. Ummul Kura Üniversitesi'nde okuduğu için mühim bir alim diye böyle iltifat etmiş. O da böyle iftiharla bak diyor, Hüsnü abi bana mühim bir alim diyor. İlahi. Evet, bu istifatı benden alamazsınız. Çekeceğiniz var bana. Latife. Buyur abi. Onu bitirelim. Böyle bir şey olsun diye aklıma geldi yani. Risale-i Nur'da bütün...